Bunun altında güneş paneli mi yapıyorsun? Kaldır. Makine kaldır. Kamerayı kaldır. Kaldır. İnverter. Güneş panelleri ile sulama sistemleri nasıl olur? Güneş panelleri ile sulama sistemlerinde dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Güneş paneli ile sulama sistemi nasıl kurulur? Nasıl çalıştırılır ve yaklaşık olarak maliyeti ne kadardır? Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Güneş panelleri ile 250 wattlık elektromanyetik dalgıç pompa kullanıyoruz. Bu pompayı çalıştıracak 2 adet 105 amper jel akü kullanıyoruz. Bunun yanında yine 250 wattlık bir solar panel, güneş paneli kullanıyoruz. Güneş paneli ile akü arasında kullanılmak üzere bir şarj kontrol cihazı kullanıyoruz. 12 voltu 220 volta dönüştüren bir invertör kullanıyoruz. Sizin kullanmanız gereken invertör 300 watt ve üzeri invertör. Bizde 1200 wattlık invertör olduğu için biz 1200 wattlık invertörle sistemi çalıştıracağız. Şimdi bakalım neler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun, videomuzu beğendiyseniz paylaşın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güneş panelleri ile sulama sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir takım şeyler var. Bunlarla ilgili de ayrıca bir video hazırlayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 250 wattla çalışan elektromanyetik dalgıç pompayla yaklaşık 15-20 metre yükseklikteki bir tankere suyu çekeceğiz. Burada kullanmamız gereken malzemeler pompaya göre ayarlanması gerekiyor. Yani sizin pompanız ne kadar güç sarf ediyorsa, saatte kaç ton su istiyorsanız buna göre ayarlanması gerekiyor. Gerek aküleriniz olsun, gerek invertörleriniz olsun, gerekse güneş panelleriniz olsun. Pompanıza göre ayarlanmalı. Bu pompa için ihtiyacımız olan malzemeleri biraz sonra size anlatacağım. Ancak pompanın özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. 250 wattlık bir elektromanyetik dalgıç pompa 30 metre yüksekliğe kadar saatte 1,5 ton su basabiliyor. Maksimum 65 metre yükseklikte bu 1,5 ton yarı yarıya düşerek saatte 750 litreye tekabül ediyor. Şurada bir havuzumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Görüyorsunuz sanırım şu anda. Bu havuzun içerisinde bir elektromanyetik pompa var. Bu havuzdan borumuzu döşeyerek yaklaşık 15-20 metre yükseklikteki tankerimize suyu çıkartmaya çalışacağız. Akülere ve güneş panellerine bir yakından bir bakalım. Bağlantılarını yapalım. Nasıl olması gerekiyor bağlantılar onlarla ilgili. Şimdi sizlere detaylı açıklama yapacağım. İki tane 12 volt aküyü 24 volta çevirebilmek için birinci akünün artısıyla ikinci akünün eksisini direkt olarak birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyla akülerimizin birinci akünün eksisiyle ikinci akünün artısı 24 voltluk enerji vermiş oluyor. Böylece 250 wattlık 24 voltluk güneş panelinden çıkan enerjinin artı kutbunu ikinci akünün artısına, yine panelden gelen eksi kutbu da birinci akünün eksisine bağlayarak panelin akülere 24 voltluk enerjiyi vermesini sağlıyoruz. 12 voltluk enerjiyi 220 volta çevirmek için bir invertör kullanıyoruz.
Bu kullandığımız invertör 1200 wattlık bir invertör. Ancak siz daha düşük 300 wattlık, 400 wattlık, 500 wattlık invertörler kullanabilirsiniz. 1200 wattlık bir invertör kullanıyoruz. Ancak bu bizim invertörümüz 24 volttan 220 volta çevirici bir invertör değil. Bizim invertörümüz 12 volttan 220 volta çevirici invertör olduğu için invertörün bağlantılarında ikinci akünün artısını invertörün artısına bağlıyoruz. Yine ikinci akünün eksisini invertörün eksisine bağlayarak invertörümüzü aktif hale getiriyoruz. Şu anda açalım. Evet, invertörümüz çalışıyor. Gördüğünüz gibi bir elektrikli testeremiz var. Elektrikli testeremizi, fişini invertörümüze takıyoruz ve invertörümüzü açıyoruz. Açık şu anda invertörümüz. Bakalım elektrik var mı? Pompamıza bakalım. Hemen fişi burada. Gördüğünüz gibi pompamız da çalışıyor. 250 wattlık elektromanyetik dalgıç pompayla yaklaşık 20 metre yukarıya da saatte 1,5 ton su basıyoruz. Bu pompa maksimum 65 metre yüksekliğe kadar su basabilen bir pompa. 250 wattlık dalgıç pompamız şu anda su basmaya başladı. Yaklaşık 15-20 metre yükseklikteki tankere saatte 1,5 ton su basacak pompamız. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın. Aşağıdaki bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek. Bunu kes ya, olmadı bu. Yağmurun altında güneş paneli mi yapıyorsun? Makine kaldır. Kamerayı kaldır. Kaldır. İnver.